Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'la 6 yöneticinin zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tahir Nursaçan'la yönetim kurulunda bulunan yöneticiler, müştekilerden bazıları ve tarafların avukatları katıldı. Basın mensuplarına kapalı yapılan duruşmalar sanıkların beraatlarını istedikleri belirtildi. Mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Sanayi Bakanlığı müfettişleri tarafından 405 sayfalık iddianamesi vardı. Bu ilk önce Asliye Ceza Hakimliğine intikal etmişti. Bizim yaptığımız itiraz neticesinde haklı olduğumuzu, bu davanın müştereken yapılan ağır cezayı ilgilendirdiğini ve kabul edildi. Ağır cezada yargılanma başladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemde ben gelmedim. Sanıklar var, müştekiler var, bir de tanıklar var. Biz müşteki olarak buradan zarar gördüğümüzü, organize sanayi bölgenin gelirinin sadece elektrik, su, doğalgazdan olduğunu, merkezi idareden herhangi bir yardım almadığını, bundan dolayı da buradaki zararı sanayicilerin ödeyeceğini, bundan içinde bu dolayı biz davacı olduk. Müştekilerden gelmeyen arkadaşlar vardı, rapor alanlar vardı. Olay neydi? İşte lüzumsuz harcamalar, evrakta sahtecilik, seçime hile kasma, 79 tane ruhsat verme ve kendiler de sanki bu suçunu itiraf eder gibi 79 kişiye yazı yazıyor. Diyor ki size vermiş olduğumuz ruhsatı, İşte şunları eksiklikleri tamamlamazsanız bu ruhsatı iptal edeceğiz diyor. Kendileri hakkında da zaten böylece suç duyurusunda bulunmuş oldular. Hakim de 30 Haziran'a tehir etti. Herhangi bir karar yok. Yargı süreci devam ediyor.